Evet, güncele devam ediyoruz. Programımızın bu bölümdeki konuğu Eğitim Sen Başkanı Kamuran Karaca. Efendim hoş geldiniz. Teşekkürler. Evet, şu sıralarda 19. Milli Eğitim Şurası'ndaki tartışmaların yankıları eğitim camiasında konuşuluyor. Tabii özellikle karma eğitim bir öne çıktı. Sonra Milli Eğitim Bakanlığı gündemde olmayan konuyu tartışmadık diyor ama onun dışındaki başlıklar Eğitim Sen olarak sizin çok büyük tepkilerinizi çekti. Neler konuşuluyor bu şurada? Ne gibi sıkıntılar bekliyor eğitimi? Evet, 19. Milli Eğitim Şurası 2 Aralık tarihinde başladı. Ondan 3 gün önce de 1. Eğitim Kurultayı düzenlenmişti. Ben de o kurultayda katılımcılardan biriydim. 3 sendika oraya çağrılmıştı. Bir biçimiyle de 19. Milli Eğitim Şurası'na hazırlıktı. Orada 21. yüzyılda eğitim felsefesi başlığında bir tartışma yapıldı, yaşandı. Tabii orada biz ilk defa şura başlamadan önce eğitim bir sendika başkanının yaptığı açıklamalarla gündemin de dışında başlıkların tartışmaya açılacağına tanık olduk. Biliyorsunuz 19. Milli Eğitim Şurası 4 başlıkla yapılıyor. Bu 4 başlıkla ilgili illerde hazırlık toplantıları yapılmıştı, tartışmalar yapılmıştı ki o toplantılara sendikamız Eğitim Sen'in şubelerden katılacak temsilcilerin de önü kesilmişti. Katılımları engellenmişti. Biz katıldığım o toplantıda bunu da vurgulayarak aslında 21. yüzyılla ilgili bir eğitim felsefesi tarifi yapmaya çalıştık. Ama tartışma Eğitim Birsen Başkanı'nın konuşmasından sonra farklı bir mecraya kaydı. Orada karma eğitimin tartışılmasıyla ilgili ipuçları ortaya çıktı. Karma eğitimin öğrencilerin başarısını etkilediği, kız erkek öğrenciler ayrı okullarda okuduğunda başarının artacağı, bunlarla ilgili çeşitli toplantılar yapıldığı gibi bir takım değerlendirmelere de dayandırarak kız ve erkek çocuklarının okullarda ayrıştırılması süreciyle ilgili açıklamalarından sonra tabii biz o alanla ilgili değerlendirmelerimizi ortaya koyduk. Şura'nın başlamasıyla beraber aslında eğitim kurultayının bir devamı olan mesajı Sayın Cumhurbaşkanı verdi. Eğitim bir senin yaptığı açıklamalara benzer açıklamalar Cumhurbaşkanı'ndan da geldi. Cumhurbaşkanı açılış konuşmasında yeni bir hayat tarzı öneriyoruz. Evet. Bu da okul öncesi eğitimden, anaokulundan başlayacak dedi. İşte tartışma zaten o açıklamanın üzerinden Şura'nın 4 komisyondaki toplantısında da gün be gün ortaya çıktı. Tartışmalar bugüne kadar geldi. Bu tartışmalardan en önemli başlık anaokulundaki çocukların, okul öncesi çocuklarımızın kız ve erkek olarak ayrıştırılmasıyla ilgili önermelerdi. Bu önermeleri Eğitim Birsen sendika temsilcileri, avukatı gibi yöneticileri kurum içinden birileri getirirken müfettişlerden de geldiğini, bazı veli gruplarından da geldiğine tanık olduk. Bunu da gerekçelendirmeye çalışırken gene benzer tutumlar takınıldı. İşte bilimsel verilere oturtulmaya falan çalışıldı. Bu tartışma son aşamada çocukların özellikle komisyon başkanının ki aynı zamanda şura başkanı bugün olan gelişmeyle şura başkanının program dışı olan bu öneriyi kabul etmeyecekleri açıklamasıyla yeni bir aşamaya taşındı. Evet. Edilecek mi edilmeyecek mi yarın ve cumartesi gün yapılacak oylamada göreceğiz. Ama orada ana sınıfı öğrencilerine temel dini yaklaşımların verilmesiyle ilgili değerler eğitimi sabit kaldı. Komisyondan geçti. Değerler yani, eğitimi ne olacak? Burada dini kurallarla ilgili, dini kavramlarla ilgili bilgiler verilecek. İşte sorun da burada başlıyor. Kız ve erkek öğrencilerin ayrıştırılmasıyla ilgili tabii ki bizim bir bakışımız var. Şimdi onu konuşacağız. Tabii. Ama anaokullarında çocuklara değerler eğitimi üzerinden dini değerlerin, dini bilgilerin öğretilmesi gerçekten son derece sakıncalı. Bu çocuklarımızın somut ve soyut algı değerlendirmesi üzerinden incelendiğinde bir çocuğun somut algının kafasında, beyninde şekillenme süreci aslında 10 yaşlarında tamamlanıyor. Soyutla ilgili algı süreci de 18 yaşlarına kadar uzuyor. Şimdi anaokulundaki bir çocuğa
cennet gibi, cehennem gibi dini kavramların tamamının içinde olacağı dini yaklaşımları, dini bilgileri empoze etmek gerçekten eğitim felsefesi yönüyle, eğitim pedagojisi yönüyle bakıldığında son derece sakıncalı. Ki bu değerlendirmeler üzerinden zaten bugüne kadar Türkiye'de de tüm dünyada da 4. sınıfa kadar dini eğitimle ilgili program uygulanmıyordu. Evet. Ama şimdi siyaseten Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamalar da onu gösteriyor. Hükümet kafasında yeni bir toplum modeli oluşturma ve bunu da eğitimde çocuklarımız üzerinden gerçekleştirme hedefine kilitlenmiş. Burada da ana sınıfı okulundan başlayarak çocuklarımız hedef tahtası haline getirilmiş. Bunun için pedagojik veri, bilimsel veri falan kimsenin umrunda değil görüldüğü kadar. Sadece böyle bir toplumsal model yaratabilmek için bu çocuklarımıza böyle bir misyon biçiliyor. Tabii bu yarın ve cumartesi gün yapılacak oylamada, genel kurul oylamasında tabii bir kere daha tartışılacak. Eğitim sen olarak kesinlikle bunu kabul etmeyeceğiz. Bilimsel temelde bu tür çeşitli cemaat gruplarına, tarikat gruplarına, Hristiyan okullarının temsilcilerine yaptırılan toplantılarının sonuçlarının bilimsel veri diye topluma yutturulmasının kesinlikle kabul etmeyeceğimizi, bunun siyasal bir zorlama, siyasal bir dayatma olduğunu ortaya koyacağız. Diğer taraftan anaokullarında çocuklarımızın kız ve erkek olarak ayrıştırılmasıyla ilgili ikinci gün yapılan tartışmalarda kabul görmüştü. Ama bugün tabii çok büyük tepkiler var. Hem bizim eğitim sen cephesinden hem toplumun çeşitli kesimlerinden. Bugün bir geri adım atılır pozisyonuna gelindi. Bununla ilgili de bir netleşmiş durum yok. Anaokullarında kız ve erkek öğrenciler velilerin de görüşü alınarak diye biraz da çerçevesi genişletilerek güya ayrıştırmanın anaokullarından başlatılması hedefleniyor. Tabii burada şu cümleyi de eklemek lazım. Bu önerinin bir Milli Eğitim Müfettişi tarafından cinsel farkındalıkla başlayan, karşı cinse duyulan ilgiden kaynaklı güvenlik sorunlarının en minimum seviyeye indirilmesi açısından zorunlu olan karma eğitim modelinin özel öğretim ve devlet kurumlarında yerelde sosyal şartlar dikkate alınarak serbest ve demokratik eğitim modeliyle değiştirilmesi gerekir sözleriyle savunması hatta tepki çekiyor. Bu yaşta çocuklar üstünden bunu düşünmek... Evet, gerçekten son derece ilginç ve kabul edilemez. Yani bu söylem, bu açıklama hem çocuklarımıza, kız ve erkek çocuklarımıza hakaret, hem velilere hakaret, hem öğretmenlere hakaret, hem de toplumumuza hakaret. Yani bugüne kadar okullarda karma eğitim üzerinden kız ve erkek çocuklarımızla ilgili ahlaki değerler üzerinden hiçbir tartışmaya tanık olmadık. Bunlar bu insanların kafalarında var. Akılları, fikirleri çocuklarımızı belli bir cinsel obje olarak görmek. Bunun için aslında biz çok daha sert şeyleri de söylüyoruz. Bunun için 4+4+4+4 düzenlemesini yaptılar bunlar ve 9 yaşında çocukları cinsel olgunluğa erişmiş, tamamlamış kişiler olarak görme misyonunu da buraya yüklediler. Bunlar kesinlikle bu tür yaklaşımlardan böyle bilimsel ya da yapılan toplantı sonuçları üzerinden çocuklarımıza bu tür açıklamalarla bir takım hakarete varan yaklaşımları çocuklarımız asla kabul etmiyor. Bunları hak etmiyor. Bunlar ne söylediğini bilmiyor. Ağzından çıkana dikkat etmesi lazım. Bu toplum elbette ki biz de çocuklarımızın ahlaklı, dürüst, bilgili birçok özelliği, çağın gerektirdiği birçok meziyeti taşıması için zaten bir eğitim programı ortaya koymaya çalışıyoruz. Cumhuriyet başından beri bunu ortaya koymaya çalışıyor. Bu kendi ideolojik görüşlerine göre toplum modeli yaratmak isterken, bunu da dinsel temalı ortaya koymaya zorlarken, çocuklarımızı hak etmedikleri ithamlarla rencide etmesinler, çocuklarımıza bu tür ithamlarla yaklaşmasınlar, fikirlerini net ve açık söylesinler, bu bir siyasal taleptir desinler, bunu bu şekliyle tartışalım. Peki bunun dışında pek çok başlık var aslında tartışılan. Başka neler var sıkıntılı? Evet, bu anaokulunun dışında birkaç başlığımız daha var. Tabii. Örneğin birinci, ikinci, üçüncü sınıf öğrencilerimizin de
din derslerinin zorunlu hale getirilmesi kararı zorunlu çıktı. Din dersiyle ilgili tartışma da AYM'in kararı da var son dönemde. Tabii bir taraftan din derslerinin zorunlu olmaktan çıkarılmasını önerirken ki evet sizin söylediğiniz gibi AYM kararı var. Bununla ilgili bizim mahkeme kararlarımız var, Danıştay kararları var. Bunun kaldırılmasını isterken, seçmeli hale getirilmesini isterken ana okullarının yanında ilkokul 1. 2. 3. sınıflara da getirilmesi biraz önce bahsettiğimiz şekliyle eğitim bilimleri açısından son derece sakıncalı. 4. ve 5. sınıfta zaten din kültürü ve ahlak bilgisi dersi vardı. Orada olmasının gerekçesi de zaten çocuklarımızın özellikle somut ve soyut kavramlarının gelişmişliğine bakarak böyle bir yönelim oluyor. Zaten birçok ülkede de seçmeli başlığıyla ahlak bilgisi dersleri olduğunu biliyoruz. Ama zorlama din dersleriyle ilgili kısmının düzeltilmesi talebimiz var. O ortadayken aslında geçtiğimiz yıl yapılan bir düzenlemeyle zorunlu din derslerinin yanına seçmeli din dersleri de koyulmuştu, hatırlayın. Onunla ilgili de dün komisyonlarda yapılan tartışmalar üzerinden özellikle ortaokulda haftada 2 saat olan seçmeli din derslerinin haftada 6 saate çıkarılmasıyla ilgili bir karar oylandı ve geçti. O kısmında da zorlama devam ediyor. Biz bunu burada söylerken şunu tüm topluma açıklamak gerekiyor. Bizim toplumumuzun inancıyla falan bir sorunumuz yok. Bu değerlere bizler saygılıyız. Biz bu toplumun bir parçasıyız zaten. İnancımızı yaşıyoruz. O ayrı bir şey ama eğitim kurumu olan okullar başka bir görev yapar. İnanç kurumlarında başka görevler yerine getirilir. İnanç kurumları olan camiyle, kiliseyle, cemevleriyle eğitim kurumları olan okullar birbirine karıştırılmamalı. Toplumumuzda zaten bu sürecin bilincinde AKP'nin mantığına falan ihtiyacı yok. Herkes inancını nasıl gerçekleştireceğini, nerede gerçekleştireceğini zaten çok iyi biliyor. Bizim karşı olduğumuz bu tür zorlamalarla siyaseten yaratmak istedikleri toplum modeliyle kendilerine bitmeyen bir siyasal rant alanı yaratmak. Onun için elinizi buradan çekin diye itiraz ediyoruz. İnanç sömürüsünü artık bu topluma belli sembollere de dönüştürerek inanç sömürüsünü kalıcı hale getirip buradan menfaatlenme, siyaseten menfaatlenme emellerimize, arzularımıza halkımızı, toplumumuzu, çocuklarımızı alet etmeyin diyoruz. Duruşumuz bu. Bu alandaki düzenlemelerle ilgili. Tabii bunun dışında birkaç başlıkta daha düzenleme var. İtiraz ettiğimiz mesela mülakat. Bu hükümetin son yıllardaki uyguladığı her şeyde mülakat karşımıza çıkıyor personel alımında. Geçen aylarda yaptıkları bir düzenleme ile öğretmenlerin stajyerlikten asalete geçişinde, kadroya geçişinde mülakat yöntemi denmişti. Yasaya da yasası da çıkarıldı, yönetmeliği de çıkarıldı. İtiraz ettik, hala itiraz etmeye devam ediyoruz. Bu ortadayken eğitim fakültelerine girecek öğrencilere de benzer bir yöntemin, mülakat yönteminin getirilmesi dün tartışıldı. O da kabul gördü. Yani bu şey de demek, eğitim fakültesine öğretmen adayı olarak girmek isteyen öğrencilerimiz de AKP'nin siyaseten süzgecinden geçmeli. Okul tercih ederken de hükümete yakınsa eğitim fakültelerine girip öğretmen olmaya adım atabilecek. Yani bu kadar saçma bir şey olabilir mi? İdarecilerle ilgili zaten bu mülakatlar üzerinden yaşanılan bir sürü rezalet ortada. Bizim sendikamızın neredeyse müdürü kalmadı. Tamamı yapılan mülakat değerlendirmeleri üzerinden elendi. Böyle bir süreç ortada. Ama bu ortadayken eğitim fakültelerine bile mülakatla öğrenci alınacak olması tabii... Bu hem anayasaya aykırı, hem yasalara aykırı. Bunlarla ilgili hukuksal süreçleri de tabii biz başlatırız, mücadeleyi veririz ama komisyonun yarın ve öbür günkü yapacağı genel kurulda bunlarla ilgili bakışımızı bir kere daha ortaya koyacağız. Ve bakanlığın bu konuda önlem almasını ve yeniden şura gündemine dönmesini talep edeceğiz. Peki okul güvenliği konusu var bir de. Evet. Ona ne diyorsunuz?
Nasıl yaklaşıyorsunuz? Evet, okul güvenliği ile ilgili dün yapılan tartışmalarda gene zorlama başlıklar tartıştırıldı. Çünkü öğretmenlerin, öğrencilerin bildiğini emniyetten istemesi gibi cümleler konuşuluyor. Konuşuluyor. Gerçekten bunların eğitimci olduğuna da insan şaşırıyor bazen. Öyle önermeler var ki okulda polisin önlem alması, özel güvenliğin önlem alması, o da yetmezse askerin önlem alması, o da yetmezse turnikeler koyulması kapılara geçiş için, o da yetmezse duvarlarının yükseltilmesi gibi. Bunlar eğitimci, nasıl eğitimci anlamıyoruz, anlamakta zorlanıyoruz. Yani eğitimle ilgili öğrenci davranışlarında ya da çevresel etkilerden kaynaklı okul güvenliği sorunu varsa, ki zaman zaman bunu tartışıyoruz, bunun polisiye tedbirlerle böyle okulu toplumdan soyutlayan duvarlarla, kapıya bariyerler koyarak, turnikeler koyarak önlenmeye çalışılması gibi aklı abes şeyler olabilir mi? Bir eğitimci bunu söyleyebilir mi? Bir sorun varsa, toplumla ilgili bir sorun varsa ele alınmalı. Çocuklarımızın davranışlarıyla ilgili bir sorun varsa ele alınmalı. Müfredatta mı sorun var? Öğretmen-öğrenci ilişkisinde mi sorun var? Veli-okul ilişkisinde mi sorun var? Bunlar değerlendirilmeli, masaya yatırılmalı. Ya da ekonomik gidişlerle ilgili bir sorun mu var? Uyuşturucu ve benzeri, işsizlikle ilgili bir sorun mu var? Sorunların kaynağına inilmeli ve okul gerçekten etrafı için, bulunduğu çevre için duvarsız belki bir biçimiyle bir cazibe merkezi haline, bir çekim merkezi haline getirilmeli. Orada da bir model oluşturulmalı ve topluma da ışık tutmalı orası. Onun önlemleri alınmalı ama bakıyoruz bazı sendika temsilcileri, eğitimciyim diyenler neredeyse okulu kapatalım. Öyle bir eğitimin ne çocuğa, ne topluma, ne ülkeye faydası olur. Bunun çocuk haklarını, insan haklarını bir sakıncası yok mu? Araştırıyor musunuz bunları bu arada? tabii çocuk haklarına da kesinlikle aykırıdır. Çocuk hakları ile ilgili bugünlerde de bir broşür çıkarmak üzereyiz. Orada da bunu ortaya koyacağız. Tabii bunun çocuk hakları ile ilgisi yok, insan hakları ile ilgisi yok bu tür yaklaşımların. Bunlarla ilgili eğitimsel olarak biraz önce ifade ettiğim şekliyle sorunlar temelinde konunun ele alınıp önerilerin de öyle getirilmesi gerekir. Kalıcı çözümler üretilmesi gerekir. Tabii ki çocuklarımız okulda sigara, uyuşturucu ve benzeri gibi olumsuz etkenlerden arındırılmalı. O tür etkenlere karşı çocuklarımız da korunmalı. Ama bunları polisiye tedbirlerle falan değil, öğretmenle, okul idarecileriyle olan veli okul işbirliği çerçevesinde diyalogla sorunlar ortadan kaldırılarak yapılabilir. Peki eğitim sen olarak şimdi ne yapacaksınız? Bu ortada bu kadar maddeyi konuştuk. Süremiz de sonuna geldik. Ne yapacaksınız? Evet, açık ve net çağrımız buradan. 19. Milli Eğitim Şurası gerçekten Milli Eğitim Şurası olsun. 3 günlük komisyon çalışmalarında bunu göremedik. Milli Eğitim Şurası'ndan çok sanki bir Diyanet Vakfı'nın şurasına benziyor. Böyle bir şeye hiç kimsenin hakkı yok. Böyle bir süreci yaşatmaya. Bu komisyona katılanların, özellikle Eğitim Birsen sendikal çevrelerinin ve bu komisyonu ağırlıklı olarak oluşturanların böyle bir şeye hakları yok. Gerçekten eğitimin temel sorunları bu süreçte tartışılmalıdır. Buna davet ediyoruz arkadaşlarımızı. 4 tane ana başlığı var. Şura'nın 4 ana başlığı. Bu 4 ana başlık herkesin önerisini açık seçik sunacağı şekilde tartışılmalı. Ve gerçekten çocuklarımıza başta, eğitime başta, ülkeye yararı olacak şekliyle siyasi fikirlerimizden, siyasi zorlamalarımızdan arındırılmış olarak gerçek gündemi tartışmalıyız. Bu tartışılmalı, ortaya böyle bir tablo çıkarılmalı. Milli Eğitim Bakanlığı'na da sesleniyoruz buradan. Evet, bununla noktada. Milli Eğitim Bakanlığı kongre başlamadan önce bir açıklaması vardı Sayın Bakan'ın. Diyordu ki gündem dışı hiçbir konu burada konuşulmayacak diyordu. Sayın Bakan'a buradan hatırlatıyoruz. Kendisi böyle bir açıklama yaparken gündem dışı birçok konu dayatılıyor kurultaya. O zaman buradan Sayın Bakan'a soruyoruz.
kendisini zorlayan çevreler varsa çıkıp açıklamalı. Yoksa siyasi zorlamalar varsa açıklamalı. Yoksa söylediklerini hayata geçirmeli. Aksi takdirde Sayın Bakan orada durmamalı, görevinden ayrılmalı. Peki. Diğer taraftan hükümete ve Cumhurbaşkanlığına da sesleniyoruz. Siyasi zorlamalar yerine eğitim kurultayları, eğitimcilerin gerçekten ülkenin 5 yıllık, 10 yıllık eğitim planlarını, programlarını ortaya çıkaracakları şekliyle tartışılmalı. Kimse siyasi müdahalede bulunmamalı. Peki, çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Ben teşekkür ediyorum. Evet, günceli bugünden noktaladık. Yarın saat 16'da yeniden karşınızda olacağız. Hoşçakalın.